Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte 5. sınıf hız yayınları fen denemelerinin birincisini çözeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, birinci sorudan başlıyoruz. Açalım. Şimdi diyor ki Güneş'in hacminin %92'si, kütlesinin ise %74'ü hidrojenden oluşmaktadır. Hacminin geri kalan %8'lik kısmının büyük bir çoğunluğu ise başta helyum olmak üzere demir, oksijen, silisyum ve magnezyum gibi elementler barındırır. Paragraftaki bilgiden yola çıkarak aşağıdaki cümle tamamlanacaktır. Şimdi Güneş'in içindeki muhtevadan bahsetmiş. Evet. Diyor ki yeryüzündeki yaşamın kaynağı olan Güneş sıcak nokta noktadan oluşan ve çevresine ısı ve ışık yayan bir yıldızdır diyor. Hocam, Demek direkt ki A diyebilir evet miyim? sıcak gazlardan oluşuyor. Çünkü bak ne var burada? Güneş'in hacminin %92'si, kütlesinin ise %74'ü bak hidrojenden Hidrojen oluşuyor. bir gazdır Aynen. zaten. Hidrojen bir gaz olduğu için demek ki Güneş'in büyük bir kısmı gazlardan oluşuyor. Birinci soruya B şıkkı, A şıkkı dedik. Aşk. Evet. İkinci soru. Aşağıda Güneş'in yapısını oluşturan bölümler ile ilgili bir görsel. Katmanları yani verilmiş. Öğrencilerin ifadesi için ne söylenebilir diyor. Güneş tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluşur. Elif doğru Evet. demiş değil mi? Güneş Doğru de Dünya gibi söylemiş. katmanları var. Bakın işte içinde çekirdeği falan var. Güneş'in şekli küreye benzer. Evet, Küreye küreye benzer. benziyor yani. Doğru demişler çocuklar. Her ikisinin de ifadesi doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Yani güneş kare değil. O Kare yüzden değil, evet. küre. Üçgene de benzemiyor. Evet. Fen bilimleri öğretmeni demiş ki Güneş'in yapısı ve özellikleri konusunu anlatırken tahtaya aşağıdaki şekli çizip bazı açıklamalar yapmış. Güneş şekli çizmiş. Herhalde Güneş'in döndüğünden galiba Evet, bahsedecek. saat yönünün tersinde Evet. döndüğünden bahsetmiş. Üzerinde lekeler bulunan Güneş de tıpkı dünyamız gibi kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Ancak dünyamızın bir günde tamamlanırken dönüşü Güneş'in 25 günde tamamlanıyor. Hatta bu Güneş'in üstündeki lekelerden dolayı döndüğünü tespit Evet. etmiştik değil mi? Yani biz tespit Şimdi etmedik de etmişler bir yani. tane adam Galileo muydu, Galileo Newton muydu ya? Hangisiydi? hangisiydi? Neyse unuttuk, fark etmez. Bir adam Galileo'ydu işte. herhalde. Evet. Böyle ne Galileo yapıyordu? Bir muydu? bakıyordu ki şekiller dönüyor değil mi? Onu tespit ediyordu yani. Neyim astronot Evet. yapmıyor Neyse muydu? kimse kim boş ver. Yorum olarak yazsınlar aşağıya. Evet. Öğretmenin çizdiği şekil ve yaptığı açıklamadan yola çıkarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Güneş'in yaptığı dönme hareketi batıdan doğuya doğrudur. Aynı dünyanınki gibi değil mi? Batıdan Batıdan doğuya. doğuya doğru dönüyor. Yani Saat saat yönünün yönü tersi. tersi. Güneş'in bir günü dünyada 25 güne eşittir. Evet. Çünkü dünya bir günde kendi ekseni etrafında tam tur Aynen. dönerken güneş 25 günde yapıyormuş bunları. Güneş üzerindeki lekeler güneş döndükçe aynı yöne doğru kayarlar diyor. Şimdi bu da doğru. Yorum yani bu doğru bir şey değil mi? Böyle bir şey var. Aynı yönde Aynen. kayıyorlar. Güneşin üzerinde lekeler olduğundan da bahsetmiş. Demek ki o zaman bu yorumu da yapabiliriz bence. Evet. Devamımız D şıkkı. Şurada lekelerden bahsetmeseydi Yani niye? parçadan hangi yorum yapılır dediği zaman bunu yapılır diyemeyebilirdik. Diyemeyebilirdik. Yani doğru olsa da diyemeyebilirdik. Çünkü yukarıda bahsetmemiş Yani olacaktı. zaten yukarıda bahsettiyse, Bahsetmesi lazım yani evet, yukarıda. bahsetmezse böyle bir soru Aynen. olamaz. Dördüncü soru. Zeynep'in fen bilimleri dersinde Güneş, Dünya ve Ay'ın gerçek boyutlarını düşünerek bir proje yapmış. Güneş, Dünya, Ay filan. Zeynep ödevinin hatasız olması için ne yapmalı? Bir kere Dünya ile Güneş'i aynı büyüklükte yapmış değil mi? Böyle bir şey Yani olmaz. şimdi Hepsini aynı büyüklükte yapmış ya. Bu ne yapmış böyle ayı ya? biraz daha sanki minik Evet, yapmış Ay'ı gibi. biraz daha küçültecek, Dünya'yı da biraz daha küçültecek. Güneş en büyük şekilde Ha, olacak öyle değil mi? dursun o. Aynen öyle. Yani Güneş'i daha büyük çizerse, Ay'ı da daha küçük çizerse şöyle ya da Güneş'i daha büyük çizelim. Ayı da daha büyük küçük çizelim. Bu şekilde yapılabilir, değil Yani mi? dünyayı öyle bırak Evet. diyor. Dünya tam ortada kalsın diyor yani. Dördüncü. Beşinci soruya geldik. Tuğba diyor ki arkadaşlarına Güneş ve Dünya'nın büyüklüklerini gerçeğine en yakın şekilde modelle göster diyor. Buna göre hangisini kullanırsa amacına Ulaşır. uygun olur diyor. Amacına ulaşır diyor. Şimdi Şimdi Güneş'in Dünya'ya göre nasıl olması lazım? Daha aslında ben burada B derdim ama sonra C diyeceğim galiba.
Yani dünya çünkü güneşten daha küçük. Epey çok, küçük çok, değil çok mi? Küçük. Epey küçük yani. Aslında o yüzden C şıkkı oluyor. Testte yanlış yapmıştım o yüzden biliyorum. Evet. Yani burada şimdi portakalla karpuz neredeyse aynı yani. Değil mi? Çünkü karpuzla mercimek tanesi kadar aralarında fark olması lazım. En uygun bu. Yani çünkü güneş çok büyük. Altıncı soru. Dünyadan gece ve gece gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz gök cisimlerinden biri resimde vermiştir. Yani dolunay. Ayı göstermiş değil mi? Evet şu an dolunay evresinde. Hangisi yanlıştır diyor. Yanlış dolunay değil. Evresindedir. Doğru. Dünyamızın yani tek doğal uydusudur. Bu da doğru. Hocam eğer buraya doğal eklemeseydi bu yanlış olurdu. Çünkü yapay yani, değil aynen, doğal yapay. Yani. Isı evet. Ve ışık kaynağıdır demesi yanlıştır. Çünkü ay ışık kaynağı falan değildir. Güneşten aldığını yansıtır değil mi? Evet hocam. Evet o yüzden cevabımız C yani, şıkkı. Şekli de vardır. Dünyaya benziyor. Evet. Aynen. Yedinci soru. Galileo ne yapıyor? Kendi yaptığı teleskop ile önce ayı evet. izlemeye başlamış. 1611 yılında ise Roma'ya gidip teleskobu ile bir gösteri yapan ve buluşu ile ilgili konferans veren Galileo İnsanlara etkilemeyi başarmış. Teleskobun merceğinden bakan seyirciler hem ayın ne kadar nokta nokta göründüğüne şaşırmış hem de ay üzerindeki kraterleri olabilir değil mi? Aynen. Tozları yani, ya da onları. Kraterleri, ovaları, dağları değil mi? Evet. Bunları da görmüş olabilir. Yani ayın aslında ne kadar büyük olduğunu yani ay normalde şimdi biz uzaktan baktığımız zaman küçücük görünüyor. Ama teleskopla baktığın zaman ayın aslında ayda büyük büyük bir şey yani değil mi? Yani evet, dünya kadar büyük olmasa da bir dünyadaki büyük bir ülke kadar büyüktür yani en azından değil mi? Mesela, ayın da yüzeyinde neler var? Kraterler var, dağlar var. Dağlar var mı? Ovalar var. Dağlar da var. Evet, ovalar filan da var. Evet. Ama burada tabii büyük demesi lazım. Küçük yani küçük, küçük ama olmaz. Dünya ve Güneş'in etrafına koyduğunda yani kıyasladığında daha küçük olur. Evet daha küçük ama aslında büyük bir şey. Yani yani ay öyle yukarıda portakal gibi küçük bir şey gibi durmuyor yani değil mi? Hakan diyor ki 8. soruda ay ile ilgili defterine bazı notlarmış. Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Çünkü atmosferi yok değil mi? Atmosfer olmayınca ısıyı tutan bir şey olmadığından gece ve gündüz arasında çöl gibi yani. Çok sıcaklık farkı var. Mesela gece -30-40'lara düşüyor. Gündüz 30-40 derecelere yükseliyor. Rüzgar ve yağış gibi hava olayları görülmez. Evet burada doğru. Hatta ayak izleri falan hala duruyor orada. Evet, toz bir şekilde evet. duruyor. Bu olayların nedeniyle ilgili atmosferi olmaması şeklinde açıklanabilir yani değil mi? Atmosferi yok denecek kadar az. Yani ayın atmosfer tabakasının yok denecek kadar az olması. Mesela şu an ayın atmosferi yok deseydi bir yanlış olurdu. Yani yok denecek kadar az. Yani burada gece ve gündüz sıcaklık farkının çok fazla olması ve rüzgar ve hava gibi olayların rüzgar ve yağış gibi hava olaylarının olmamasının nedeni atmosfer tabakasının yok denecek kadar az olması. Çünkü dünyanın var ki bize gelen evet. ışınları. Rüzgar oluyor aynen. dünyada değil mi? Kasırga oluyor, yağışlar oluyor. İkisinin nedeni de o. Geçelim 9. soruya. Şimdi dünyamızın uydusu olan ay sürekli hareket halinde. Ay kendi ekseni etrafında dönerken dünyanın etrafında da dolanır. Evet. Kendi ekseni etrafındaki harekete dönme denir. Başkasının etrafında yaptığın harekete de dolanma hareketi evet. denir. Hani mesela dersin ya ben şu binanın etrafından bir dolanıp geleyim. Değil mi? Evet. Türkçede de böyle deriz. Ama ben şimdi bir kendi etrafımda dolanayım demezsin. Kendi etrafında bir döneyim der. Kendi etrafında döneyim der. Yani dolanmak için bir şey olup etrafında dönmek lazım. Evet. Yani. Evet. 10. Aşağıda bazı zaman dilimlerini temsil eden sayıların yazılı olduğu bir hedef tahtası var. 1, 2, 3, 4 gibi. Şimdi bu hedef tahtasında ayın hem kendi etrafında bir tur hem de dünyanın etrafında bir tur hareketini tamamladığı zaman dilimine isabetli atış yapılmak istenirse ok hangi sayı üzerinde durur. Yani ay dünyanın ve kendi etrafında ne yapıyordu? Aynı hızda dönüyordu aynen. ve bir ay sürüyordu değil mi bu? Bir ay. Bir ay sürüyordu. Yani hatta bir ayda yani 29 gün gibi bir gün vardı galiba. Hicri evet. aylar var ya. Evet hocam. 29 gün sürüyordu filan. 29 buçuk evet. da geçiyor bazen. Aslında şöyle. Aslında ayın evleri 28 günde bitiyor ama İşte 29 Şubat oluyor. 28 Şubat oluyor mesela ya. O yalnız aynen, o şey. O normal
dünyanın güneşin etrafında dönmesinden. Yani aynen. Mesela Temmuz ayı, Haziran ayı bu gibi aylar miladi takvime göre. Yani aynen. Dünyanın güneşin etrafında dönüşüne göre oluyor. Ama mesela diyelim ki Ramazan ayında tutulan oruç Ramazan ayı, Şevval ayı oluyor ya, Rebu Evvel ayı mesela gibi. Bu aylarda da ayın dünyanın etrafındaki dolanımına bakılır. Yani Hicri, Kameri ay. 11. soru. Ayın dünya etrafında yaptığı hareketi göstermek isteyen bir öğrenci bir duvar saati üzerine dünya ve ayı temsil eden oyun hamurunu bir şey yapmış. Peki. Model. Şimdi diyor ki buna göre öğrencinin hazırladığı modelle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru? Şimdi dünya modeli vermiş, ay modeli vermiş. Tamam mı? Bakalım modelleri. Şimdi dünya duruyor, ay etrafında dönüyor. Değil mi? Doğru yani. Ben bir yanlışlık görmedim. Büyüklükleri, küçüklükleri de normal. Aynen. Değil mi? Ben şu anda öyle durdukları için dönmüyormuş gibi. Yalnız diyorum. Bir şey diyeceğim. Ay burada akreple göstermiş. Hayır. Yok, akrep ya da yelkovan. Bu yelkovan, bu da. Evet. Yani şimdi şurada ayın dünyanın etrafında dolanmasını doğru bir şekilde göstermiş mi acaba, onu anlayamadım. Çünkü şurası mı daha büyük, şu ok mu daha büyük anlayamadım ben açıkçası. Şu daha küçük, bu daha büyük. Böyle yakından baktığında anlaşılıyor. O zaman akrep vermiş. Peki ona göre bir bakalım. Diyor ki ay ve dünyanın etrafında saat yönünün tersine dolandığını, yani biz şimdi dolanırken bunlar saat yönünde dolanıyor değil mi? Onu hesaplamadı. Evet. Saat yönünün tersine dolanması lazım bunlar. Yani evet. Dünya ve ay saat yönünün tersine dolanıyorlar. Biz ne tarafa şimdi hareket etmediği için ne tarafa doğru dolanacağını bir an için düşünemedik. 12. soruya geçelim. Evet. Ama aslında göstermesine gerek yok. Saat zaten saat yönünde dönen bir şey. Biz orayı düşünemedik ya. Fen bilimleri dersinde Hakan öğretmeninin sorduğu soruyu doğru olarak yanıtlamıştır. Ayın dünya etrafında dolanma hareketi yapması. Diyor ki buna göre öğretmenin sorduğu soru hangisi olabilir diyor. Bakalım. Dünyadan bakıldığında ayın farklı şekilde görülmesinin nedeni, evet bu olabilir değil mi? Evet. Bu olabilir. Olabilir. Diğer şıklara bakalım. Ayın gökyüzünde güneş ile aynı büyüklükte tabii yok. Tabii de yanlış. Ayın üzerinde gece gündüz oluşmasının nedeni, bu kendi ayın kendi ekseni etrafında. A şıkkı ya. A şıkkı. Yani direkt hepsini okumaya gerek yok. Okumaya gerek kalmadı. 13. soruya bakıyoruz. Dünyadan bakıldığında ayın görülen ana evreleri aşağıdaki gibidir. Yeni ay, son dördün, dolunay, ilk dördün oluyor. Şimdi diyor ki bu evrelerin isimlerinde yapılan hatanın düzeltilmesi için evre isimlerinde aşağıda verilenlerden hangisi yapılmalıdır diyor. Şimdi ayın görülen ana evreleri verilmiştir. Şimdi burada aslında bunlarda şimdi ilk dördünde sağ tarafın aydınlık olması lazımdı değil mi? Hocam dünyaya bakıldığında zaten öyle oluyor ki. Yani ilk dördünde şu tarafın aydınlık olması lazım. Orayı yanlış vermiş galiba. İlk dördün ve son dördünün yer değiştirmesi lazım. Değil mi? Çünkü ilk dördünde sağ taraf aydınlık olacak. Burada sol tarafa aydınlık vermiş. Son dördünde de sol taraf aydınlık olacak. Burada sağ tarafın aydınlık vermiş. Yani bunların değişmesi lazım. 14. soru. Dünyadan aya baktığımızda ayı farklı şekillerde görürüz. Bu farklı şekiller ayın evreleridir. Bu evrelerin meydana gelme sırası. Şimdi önce ne oluyordu? Yeni ay. Sonra tamam. İlk dördün sonra. Sonra dolunay, sonra son dördün. Yani A şıkkı. Evet. En son son dördün oluyor. Evet. Maalesef. Önce yeni ay oluyor, sonra ilk dördün, sonra dolunay, sonra son dördün. Dolunayda da son dördün yani. Adı üstünde. Son şey. Evet. Oradan bir mantıkla aynen. Da anlaşılabilir. Şimdi dünya güneş ayın konumları verilmiştir. Bu konumlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Ay dolunay evresinde. Şimdi buradan baktığımız zaman sanki ay tutulması varmış gibi değil mi? Yani hocam, dünyadan baktığımız zaman şöyle güneş ışınları dünyadan etkilendiği için dünyadan dolayı ayın belli bir yerine... Dolunay olmuyor mu hocam? Tamam, dolunay. Ay tutulması yani. Ay tutulması gerçi 6. sınıf. Hocam bir şey söyleyeceğim. Dolunay tamamen aydınlık oluyor ama. Şimdi güneş ortada olduğunda dolunay olmuyor mu? Mesela şuradaki görseldeki gibi. Evet. O zaman şimdi de dünya ortada. Ha, sen güneş ortada mı diyorsun? Hayır.
Şimdi ben senin sorduğun soruyu anlayamadım da bir daha sorar mısın? Şimdi bu şey olmuyor mu? Dolunay olmuyor mu? Bu dolunay evet. Evet. Ha dünyadan bakılan ben bir ay tutulmasını niye anlatıyorum ki? Ay tutulması konumuzda yani yok ki. Ben de yani o yüzden dedim. Ben 6. sınıf konusuna geçtim birden ya. Ay tutulması yok değil mi 5. sınıf konusu? 6. sınıfta var doğru. Ay tutulması. Ben şimdi bu normalde ay tutulması şekli de. Ay tutulması şekli de neyse oraya girmeyeyim ben kafanızı karıştırmayayım. Bu şimdi dolunay. Tamam, dolunay evresi doğru. Ayın parlak tarafı görünüyor yani. Ayın dünyaya bakan yüzü tamamen aydınlıktır. Bu da doğru. Bu evrede ay dünyadan görülmez yalnız diyor. Görülür. Yalnız ayda görülmez. Evet. Ay tutulması olsaydı görülmezdi. Evet. Onları neyse sonra anlatacağız. Seneye anlatırız. 16. soru. Ayın 4 ana evresi, 4 de ara evresi vardır. Ayın 2 ana evresi arasında geçen süre 1 haftadır. Buna göre şimdi ayda şekilde verilen evreden bir hafta sonra ne gözlenir? Şimdi baktığımız zaman ilk dördündür. Evet çünkü sağ taraf aydınlık aynen. Değil mi? Bu ilk dördün. İlk dördünden sonra yavaş yavaş aydınlanma devam ediyor. Yani şöyle aydınlanarak gitgide böyle aydınlana. Dolunay mı olur yoksa şu şişkin ay mı olur? Acaba ama bir hafta sonra. Ha bir hafta sonra o zaman dolunay olur evet doğru. Neden? Evet, tıkladık da cevabımız tıklanmadı. Neyse şu şekli gösterelim. Yani bu şekilden sonra önce C oluyor sonra A şıkkına geçiyor. Değil mi? Sonra evet. A şıkkına geçiyor. Bir hafta sonra dediği için aralarında birer hafta olan şekiller ana evreler oluyor. Aynen. Yani cevabımız A seçeneği olacak. 17. Şimdi diyor ki ayla ilgili ifadelerin yer aldığı şema aşağıdaki gibidir. Ayın işte ayın evreleri her zaman aynı sırayı izler. Ayın evreleri yaklaşık 29 günde tamamlanır. Ayın dünya ve güneşe göre konumu sürekli değişir. Dünyadan bakıldığında ayın her gün farklı yüzü görür. Her gün görülmez ki. Ayın bir kere zaten her zaman aynı yüzünü görüyoruz. Her zaman aynı yüzünü görüyoruz. Ama farklı şekillerde evet. Deseydi. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Olabilirdi. Aynen. Ama farklı şekilleri zaten farklı. Yüzdedir. Bak farklı konumunu zaten C şıkkında söylemiş. Aa, doğru ya. Ayın biz hep aynı yüzünü görüyoruz. Evet karanlık hep aynı hiç görmüyoruz. Mesela ayın bir gördüğümüz yüzüne bir ev yapsak dünyadan hep o evi görürüz yani. Evet. 18. soru. Yapsın. Güneş, dünya ve ayın uzaydan çekilen fotoğrafı aşağıdaki gibidir. Çok güzel görünüyor. Evet. Ama güneş çok minik gözüküyor. Evet. Buna göre güneş, dünya ve ay arasındaki uzaklık ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bak zaten dikkat edersek ay dünyaya yakın, güneşle dünya arasındaki mesafe daha fazla değil ama mi? Ama yani yakın dediğimiz de yine de var. Yok ama yani evet. Yakın derken güneşle dünya arasındaki mesafeye göre yakın. Evet. Yani güneş ve dünya arasındaki mesafe dünya ile ay arasındakinden çok daha fazladır. Fazla. Evet. Geçelim 19. sorumuza. Ebru güneş, dünya ve ayın dönüş yörüngelerini bir model yardımıyla göstermek istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisini yaparsan modelini doğru hazırlar. Şimdi bir kere güneş ortada olacak. Dünya onun etrafında. Ay da dünyanın etrafında. Yani B şıkkı gibi. Burada. Evet B şıkkı doğru. Bize zaten hangisi doğru diyor. Doğru yapacağız. Evet. Yani güneş duracak. Dünya onun etrafında dolanacak. Ay da dünyanın etrafında herhalde dolanacak. Herhalde ben ablama verdim ödevimi ablam yapıyor. Benim aldığımla da yapıyor çünkü. Ha öyle mi? Evet. Evet. Tablodaki kutucuklar doğru ise de yanlışsa ye. Bakalım. Şimdi güneşin dönme hareketinin yönü saat yönünün tersi nedir? Doğru. Evet. Batıdan doğuya doğru. Dünya ayın etrafında, güneş ise dünyanın etrafında döner. Bu şimdi, yanlıştır. Dünya ayın etrafında, ay dünyanın tam tersini söylemiş aynen. Değil mi? Evet tersini güneş, söyledim. Dünya güneşin etrafında. Sona bakalım. Güneşin dünyanın etrafında dolanma yönü batıdan doğuya doğru. Batıdan doğuya doğru. Değil mi? Yani saat yönünün tersine değil mi? Evet. Batıdan doğuya doğru. Bu da doğru o halde. Yani cevabımız D şıkkı çıktı. Evet. Bitirdik. 20 soru muydu?